Adınıza herhalde bir şeyler söylemem lazım diye düşünüyorum. Çok kısa. Yani sizin kadar konuşacağım. Yani meclisteki yer ve konum değişikliklerinin gayet normal, yıllardır aynı şekilde yapıldığını, oğlumun zaten daha önce mecliste maaş alarak, meclis personeli sayılarak CHP grubunda çalıştığını söylemiştim. Evet, ikisi arasında bir bağlantı yok dedi. Ve bu normal bir şeydir. Mecliste yapılır. Yani meclisin kadrolu elemanı grupta da çalışır. Gruptaki elemanlar meclis kadrosuna da geçerler. Bu çok olağan, normal bir şeydir. O kadar yani bir avantaj sağlayan bir mesele de değildir. 2,5 ay önce zaten demişsiniz. Çok daha önceden söylemiştim. Ve onu söyledikten sonra da yaparım dedikten sonra da zaten partinin Belçika ve Hollanda seçim çalışmalarında katılmıştım. Bundan onun bir bağlantısı yoktur. Bu önemli. Şeyi açısından ise gerçekten meclisi birinci turda kaybettikten sonra ve Cumhurbaşkanı oylarında da artık psikolojik sınır aşılmış olduğundan ikinci turda Cumhurbaşkanlığını kaybedeceği açık ortaya çıkmış olduktan sonra yapmış olduğum açıklamayı böyle dallandırıp budaklandırıp oraya buraya çekmenin pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Biz de ısrarla kendisine ama ikinci tur var. Söylediklerim hepsi teknik. Önümüzde diye sorduk ve sorularımızı. Onun söylediklerimde bir yanlışlık var mıydı? Hepsi anayasaya uygun şeyler söylediklerim. Siz zaten seçimin kaybedildiğine inanıyordunuz. Evet, kaybedildi. İkinci turdan da hiçbir umudunuz yoktu. Ben değil. İlk turda seçimin sonuçları ortaya çıktıktan sonra, meclisi kaybettikten sonra, Erdoğan'ın oyları 49-50-52'ye çıktıktan sonra ilk 3-4 gün bütün CHP camiası seçime gitmiş, kaybetmiş psikolojisi içerisindeydi. Parti yönetimi tekrar ikinci seçimde farkın açılmaması için canlı bir atak başlattı. Medya onu destekledi ve ikinci seçimde o aradaki 4,5 fark korunmakla birlikte yani büyük bir hezimeti önlemiş oldu o motivasyon. Sadece o fark var. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. Ha, orada da Kılıçdaroğlu'na vermediniz. Cumhuriyet Halk Partili olarak Sinan Ogan'a ikinci istifa ettiğimi söyledim. İkinci turdaysa geçersiz oy attım. Bir dakika, siz 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğinizi açıklamıştınız. 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken, yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken partinizin genel başkanına oy verdiniz. Milletvekili değilim. O tarihte milletvekilliğim düşüyor zaten. Hayır ama daha düşmemişti. Hayır. Oy kullanırken hala CHP milletvekiliydiniz. Hayır canım, 14. Ya meclisin bize gönderdiği yazıda 14 Nisan itibariyle milletvekilliğiniz düşüyor diyor. Ama 15 Nisan'da düşüyor demiyor. 14 Nisan'da tamam, milletvekilliğinizi düşüyor. Tamam, siz meclis başkanlarının bize gönderdiği şey yazı öyleydi. Çünkü milletvekili olmanın bazı hakları var. YSK resmi. Dolayısıyla benim ne demek istediğimi siz anladınız. Oy sandığına giderken zaten milletvekili değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır. Şimdi burada doğru değil bu. 14 Mayıs'ta daha ilk turda o gün milletvekilinin sizin ifadenizde bittiğinde anında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemek. Bunun başka bir gerekçesi olmalı. Neden vermediniz? Çünkü CHP'de siyaset yapmış son 5 yıldır. CHP'de siyaset yapmış bir isimsiniz. Ben CHP'de siyaset yapmışım ama bütün partilerin bana ilgisi olduğunu, o partilerden milletvekili olmasam dahi, bütün partilerin ilgisi olduğunu, geçmişte bana hepsinin milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı teklif etmiş olduğunu söyledim. Dolayısıyla tamam, ama 5 yıl boyunca CHP'de inanmadığınız bir yerde mi kaldınız? Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyken dahi bütün partilere sıcak bakardım. CHP'deyken de diğer partilerle mesafeli kendimi hissetmedim. Ama bir siyasi ilkem vardır. Ben ilk milletvekili olduğum günden itibaren hükümette bulunan partiyi icraatlarından dolayı ve onun tüzel kişiliğini temsil ettiği için başındaki başbakanı veya cumhurbaşkanını eleştiririm. Eleştirilerimi
yaygınlaştırmam, derinleştirmem, hele partilerin değer yargılarıyla değer yargılarına yönelik asla eleştiri yapmam. Böyle bir stilim var. Bu stilime hiç aykırı değil. Meclis seçimlerinde kime oy verdiniz? Hangi meclis seçimleri? 14 Nisan'da. 14 Mayıs'ta. İşte 14 Mayıs'ta. Vermedim. Orada da vermediniz. Hayır. Cumhurbaşkanlığında Sinan Oğan'a verdiniz. Evet. Meclis seçimlerinde vermediniz. Ben bir kez daha çok özür dilerim Fikret abi, şunu sormak zorundayım. 5 yıl boyunca siyaset yaptığınız CHP'nin politikalarına, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemine inanmadığınız için mi oy vermediniz? Sinan Oğan'a oy verdiniz. Yani aslında memnun olmadığınız bir yapı içerisinde mi kaldınız uzun süre? Şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik genel bir eleştirim yok. Muhalefet partisidir zaten. Geçmişte de başka partide bulunsam bile muhalefet partilerini hiç eleştirmedim. Muhalefetteki bir partiyi eleştirmeye gerek yok. Ama siz oyunuzu verirken, değerlendirirken nerede olursanız olun, bakarsınız, manzaraya bakarsınız, ona göre davranırsınız. Ben de baktığım manzarada gerekli görmedim. Diğer partilerin teklifleriyle bağlantılı olarak söyledim. Bulunduğum partide de benim konumumun değerlendirilmesi ve ona göre davranılması gerektiğini beklerim. Yani İyi Parti'nin o vekil listesinde sırasında olmalıydım diyorsunuz. Vekillik önemli değil. Vekillik asla önemli değil. Ama ne önemli? Şu önemli. Koymuyorsa, koymayacaksa listeye, öyle bir sorun varsa bana aday olmuyorum deme imkanı vermesi lazımdı. Böyle bir imkanı vermediği zaman rencide etmiş olur. Kırgınlığınız, kızgınlığınız. CHP yönetiminde de şöyle bir şey var, mantık var. Zorla bazı insanları aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar. Ondan sonra partiden uzaklaştırıyorlar. Aman gelmesin buraya. Muharrem İnce bile, bakın, Cumhurbaşkanı adayıdır. Partiden uzaklaştırmak için özel gayret sarf etmişlerdir. Böyle bir siyaset olmaz. Böyle bir mantık olmaz. Ve ben 16 yıldır, o zaman istifa etseydiniz, ben 16 yıldır mücadele ediyorum. Türkiye'de değişime inanan birisi. O zaman istifa etseydiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bu kadar hani sorunlar görüyorsanız, Muharrem İnce'ye yapılanları eleştiriyorsanız, niye o zaman CHP'de siyaset yapmaya devam ettiniz? Bana aynı şeyi AK Parti'de de sordular. Niye istifa ettin diye. Herkes noktasal bir şey arıyor. Brodel'in dediği gibi insanlar noktasal şeye meraklıdırlar. Ben de hiçbir şey noktasal olarak oluşmaz. Aa, şuna kızdım, bıraktım. Öyle değil. Bu bir birikim ve bütün fotoğrafı okumayla bağlantılı bir şey. Peki Fikret Bila, buyurun. Evet Senem, Ankara'yı epey ihmal ettim bu yayında. Vallahi özür dilerim. Buyurun, söz sizin. Evet, bana müsaitsen biraz... Tabii lütfen. Sorunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Şener'in yaptığı son açıklamalar artık açıklamalar şunu gösteriyor ki CHP milletvekili adayı göstermediği için buna kırılmış ve CHP kazanmasın diye aday göstermediği için değil. Aday, ben söyledim, bana adaylık çok teklif geldi. Adaylık, milletvekili olmak benim için önemli değil. Önemli olan işin usulü ve adabı içerisinde sürdürülebilmesidir. Evet, Sayın Sinan, ben aday olma deseler olmam zaten. Benim sözlerimi bitireyim, lütfen sözlerimi kesmeyin. Şimdi siz milletvekili adayı olmadığı için ayrılmadım diyorsunuz ama onun için oy vermemişsiniz partinize. Bir kere bu bir. Yani aday olsaydınız oy vermeyecek miydiniz? CHP'yi beğenmiyor muydunuz? Milletvekili adayı olsaydınız 14 Mayıs'ta CHP'ye oy verecek miydiniz, vermeyecek miydiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek miydiniz, vermeyecek miydiniz? Yani bu, yani bunlar, başka bir izah yok. Yani bu söylediğiniz şeyler hiçbir neticeye ulaştırmaz kimseyi. Nasıl ulaştırmaz? Verir nasıl, miydin, vermez siz miydin? Siz siyasetçi olduğunuzu ortaya koyar yani. Siz demek ki kişisel beklenti için siyaset yapmışsınız. Teklif gelmedi, benim reddetme imkanım sunulmadı. Ben Kılıçdaroğlu'na cevap vermedim. Ben size doğrudan şunu söyleyeyim. Siz yeniden AK Parti'ye geçmeye bir niyet taşıyor musunuz? Ben deminden beri onu anlatıyorum. Şu anda partisizim. Hiçbir partide değilim. Hiçbir partiye geçmeyi düşünmüyorum. Ben siyasete karşı objektif, tarafsız, parti bağnazlığı olmayacağım.